Chamberlain bilin ki kanatta mesela en kudu gibi gidip gelmez. Evet. Ama serbest bir oyuncudur. Aslında karşısına almak delali için. Delali geldi ya. E, ben de, ikinci bir Delali vakası olmasın dedim. Hayır pozisyon olarak evet. Bulamadı öyle yani. bir vaka. Yani pozisyonsuz kaldığı için Beşiktaş bir anda oyunu kendi üstün oyunu kaybetti. Oyuna orta getirdi rakibini. Sonra da malum tabii Ocak. tekrar bir genç oyuncular sokup, sokup tehlike geliyor diye. Abu Bakır çıkardı, onun evet. aldı. Bu değişiklikler oyunun son bölümünde 70'lerde falan e, 2 sıfırken 3 sıfırken yapılır. 1 sıfırken bu değişiklikler oyuncuları tabii teknik direktörü ki genelde Şenol Güneş'in oyuncu değişikliği genelde maçları kopartandır. Hiç birlikte oynamayan iki ön oyuncuyu birden soktuğunuz zaman burada problem yaşarsınız. Şimdi Rozier ile ben de görüyorum Rozier'in yorgun olduğu. Ama Onur'un ikilisini kolay kolay bozmam. Çünkü Onur en azından disiplin gelir. Madem bir 0ı korumak istiyorsun, bulursam ikinciye atarım diyorsun ve aslında işlerinde çok kötü gitmiyor. Fakat birden beri bir oyuncuyu oynatacağım diye, belki de tabii ki antrenör bizlerden, hepimizden daha iyi tanıyor oyuncuyu. Fakat bugün çok daha iyi tanıdığını düşünüyorum. Bir daha onu sol ön kenarda oynatacağını da düşünmüyorum. Bu arada merak ettiğim bir oyuncu var. Cenk. Hep kulübede görüyorum. Sakatlığı neydi ya bilmiyorum. Şenol Hoca'nın e, 4-3-3'lerde farklı bir oyun anlayışı var. Cenk'i sol önde. Hatta yine Santford'dan bir tanesi. Larini. Larini sol önde. Ve kazandı bu oyuncuları da. Evet. Genelde de mesela Abu Bakar oralarda oynamaz. Hiç de oraya çekmiyor zaten Hoca. Bu tip oyuncuları Şampiyon olan Fenerbahçe'de hatırlıyor musun? Kayt, Vebo, Tabii. Musa Sol Sov evet. gibi. Yani üçü de golcü aslında. Kenar oyuncuları Hı. golcü istiyor hocam. Evet. Kayt'ı mesela solda görüyorduk. O evet sağda genelde oynuyordu ama solda Musa Sov'u çekiyordu. Emenike Değişiyorlar. Emenike'de gelmişti. Tabii. Değişiyorlardı. Golcü kanat oyuncuları oynuyor. Hoca burada özellikle sol tarafta Lerim ve Cenk'i ilk kez oynatan muhtemelen Şenol Hoca'ydı. O mevkiyi alıştırmaya çalışan. Ama onlardan Chamberlain'den çıkmaz bu. Enkudu'dan da çıkmaz. Muleka'dan çıkar. Evet. Yani girebilir. Zaman zaman geriye gelebilir gibi. Ama şu var uzun bir maraton var. Tabii ki çok maç var. Ama dünkü söylediğimde yine ısrarla söylüyorum. Ee, çok ciddi bir teknik hatayla befenlik spora saygı duymama rağmen bugün puanı Şenol Güneş'in e, taktiksel o da oyuncuyu fazla tanımamanın verdiği azizliğe uğradığını düşünüyorum açık söyleyeyim sana. Ama oyuncuların da konsantrasyonun hepimizin başına geldi. Çantada keklik gördüğü bir maçtı bugün. Hava şartları, maçların yoğunluğu. pendik bir Beşiktaş hazırlanışıyla Beşiktaş'ın Pendik maçı hazırlanışı siyahla beyaz kadar farklıydı. Pendik ne istediyse oyunda ne hayal etti Osman Hoca? Yani eğer ben üç puan demiyorum bir puanı ancak ancak böyle hayal etmişti. Öyle de oldu. Zaman çizelgesini kafasında nasıl yaptıysa maçın? Tabii buna, Neredeyse hemen hemen bunu hemen başarılı abi. yaptı ama buna teşvik eden de Beşiktaş'ın oyuncu yorgunluğu ayrı, konsantrasyonu taktiksel değişiklik. Mesela geçiyor. bir şey söyleyeyim mi hocam? Biz Amir'in rahatsızlığı var mı yok mu konuşuyoruz ama eğer orada e, bir problem varsa, mesela 1-0 iken gelmeye başlamışken evet. Abu Bakır'ı çıkarıp Onana'yı, o zaman Rebic yerine şimdi, Onana hamlesini yapamaz mıydı? mesela? Başka bir hamle daha söyleyeyim sana. Daha kolay bir hamle bugün özellikle şimdi Chamberlain'ı her türlü oynatırsınız hocam zamanla. Birkaç hafta sonra oynatırsınız. Skor yakaladınız. Sonra da 11'de oynatırsınız. Bugün eğer Amir Hasan neydi? Hacı Ahmet Hacı Ahmet çıkıyorsa bir oyuncu girer. Necip. Başka kimse girmez. Merkeze Onan'a da işte olabilir. Şimdi yabancı onana, yabancı. Şöyle Onan'ın hazırlığını falan bilmiyoruz. Daha yeni gelmiş bir oyuncudan tabii. bahsediyoruz. Re Ama re sezon başından beri oynayan, oynayan. bir oyuncudan bahsediyoruz. Son maçlardaki stoper performansı da kötü değildi. Ama eğer sen takımda yorgunluk belirtisini görüyorsan bunun Necip gibi fizik gücü iyi olan Önünde Salih'i ve Cetson'u da rahatlatabilecek bir oyuncuyla kapatırsınız. Hatta hocam, Necip'i yani, koyarsın, Amarteyi de oynar orada, Amarteyi de oynadı orada. Bugün yani. eğer muhtemelen, bak tekrar söylüyorum, muhtemelen problemi vardı. Buraya girecek tek oyuncu Necip'ti ama tekrar dönelim oyun değişikliklerine. Bir tane oyuncu çok oyuncu, zaten Onur, e, Rozier, Onur ikilisini bozdu. Üzerine onu Türk kontenjanı yüzünden. Masuak'ı öndeki savunma yapabilen forvet oyuncusunda bulunca birdenbire sistemi kalmadı. Zincirleme e, e gitti rağmen. her şey. Bu kez düzeltme yoluna geçti. Bak geçmedi değil. Tekrar çıkaramayacağı için oyundan 4-2-3-1'e döndü. Bakın 60 ile 71 arası o tehlikeyi gördü. Buna önlem olarak yanlış bir şey yapmadı. Çünkü e, Chamberlain'i oyuna almak aldıktan sonra 10 dakika son çıkarması imkansızlaştı. Onu en azından ekonomik oynatayım. Düzenin bozulmasın. 4-3-3'ün bozuldu. Bari 4-2-3-1 ben orayı, oyunu koruyayım diye düşündü. Fakat uzatma da yakalandı. Bu arada penaltı pozisyonuyla ilgili de e, nasıl diyeyim sana? Masuaku penaltı yapmamak için bayağı uğraştı. Bir gelirsen eğer müsaade edersen. Rakip oyuncu giriyordu. Rakip oyuncu girerken rakip Ben Masu Hakkı bu taraftaydı ama. Değil mi? Ben Masu Hakkı olayım ama. Ha okey. Sen tamam. şimdi rakip... Geç, ha, ben giriyorum. Ben, geçtik. Ceza sahasına Aslında giriyorum. Aslında bunu koyduk. Turan. Ayağınla müdahale ederken bu anla hemen durdu. Hani vazgeçti. Evet. Fakat... Sonra bir şimdi, daha kaldı. Fizik olarak böyle kalamayacağın için hafif böyle gitti ya. Bu da böyle Buraya bir fırsat yok. var mı? Yani, fırsatı da verdiğin zaman. Dolayısıyla zaten vara gittiğin zaman senin görüntünü öyle bir koyar ki. Biz bize... Evet. Orayı Hadi ismi gördüğümü vermiş. Bu arada ilk 11'e buraya gelmişken bir şey soracağım hocam. Dün Okan Buruk'la hatta... 9 eşim, penaltı yani penaltı değil demiyorum. Hı. Penaltı ama gereksiz ve son derece anlamsız e, amatörce yapılan bir evet. penaltı. Ee, i̇lk haftada konuşmuştuk Okan Buruk'la ilgili. Bir kere bugün bir şeyi gördük ki şu maçta bile şu bozuldu mu Beşiktaş'ın düzeni bozuluyor. Burada en fikir miyiz? Evet. Hayır ha, burada ya... yalnız bir de şu var. 4-3 oynarken buradaki oyuncuların çok önemli. Heh, hayır ama bunu yani şu anda... Beşiktaş'ın evet, kilidi. Fakat, Geçen sezonda hiç bozmadan ben, o seriyi yaptı. Yorulmama imkanları yok. Evet. Türkiye Ligi'nin en çok koşan oyuncu Cesson. Ben başka bir yere bağlayacağım. Bak şimdi hocam. Muleka, Rebic, Cenk, Rashitsa, Onur, Gezzal. Gezzal. Ee, şimdi bir de Pepe ile Talişka falan konuşuluyor. oxlade chamberlain Zaten Bak, 7, iki İki formaya... 7-8 tane o. birbirine çok yakın oyuncu Tabii var. Tabii ki şimdi Pendik maçının 10 hafta 20 hafta sonra ne kadar bakın Fenerbahçe Ümraniye'ye kaybettiği puan ne kadar önemli değil mi geçen sene? Evet 3-3. Ama sezon başı dedik ya bak hiç olmaz falan. Ama baktığınız zaman ciddi Tabii, bir oralarda stratejiniz değiştirebilir. Pendik maçının çok 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 büyük bir hata, şey ne zaman alacaksınız? Şimdi hemen hemen transferleri yaptı Beşiktaş. Birkaç tane kaldı. Söylediğim isimler hangi Pepe'den bahsediyorsun sen? Süper Nikola Pepe Peki. yok. Hah. Forvet Arsenal'dı. Ben, yani ay ben e, şimdi Taliska konuşuyorum. Taliska'yı üç büyüklerden kim alsa bir adım öne geçer. Onu söyleyeyim. Taliska Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancılardan bir tanesi. O paralara verilir mi onu bilmiyorum. Fakat Beşiktaş'ın neden bu iki puan önemli biliyor musun? Şimdi şu Beşiktaş 4-3 oynuyor. Evet. Şimdi arkadaşlardan bir şey rica ettim. 14 Ocak'ta Afrika ee, 13 Ocak'ta Afrika Kupası başlıyor. Bizim ligimizde 7 ile 14 Ocak'ta arasında dinlenme var. Beşiktaş'ın şu kadrosunda sağ stoper Amelte gidiyor. Evet. Ev sahibi Cezayir, Gezal orada. Koli orada. Gambia. Evet. Masuaka orada. Congo. Evet. Muleka orada. Kamerunlular orada. orada. Onan orada. 7 tane oyuncun, yani bugün Beşiktaş'ın 11'i çıktı. 4-3'te bu kadroyu görürsen 7 kişi. Niye der misin? Yok ki. Yani Gezal oynuyor aa iyi oyuncu. Ona Bunlar uyanacak. banko zaten. Banko zaten üç, arkadaki üçlü. Bunlar tabii bu transfer politikalarında şimdi o bir aylık arayı 11 Şubat'a kadar olan arayı boş geçmeyelim. Yani minimum 2-3 maç oynamayacaklar bunlar. Tabii. Senin gördüğün tabloda durumu. ideal ikilim bu. E, kamerun hocam. Kamerun gider yani gittiği yere. Ha, zaten açıklanmış gidiyor zaten onlar. Ha, hayır hayır. Kamerun planlıyor. takımı iyi takım. Bu işte. Pendik maçının ya puan kaybı bir derbi oynarsın deplasmanda berabere kalırsın diyelim. Veya içeride Galatasaray'la ile berabere kaldın. Bunlar çok kayıp gözükmeyebilir. Ama bu? Bu ciddi şekilde kayıp. E o zaman mesela gel, gelsene ilk 11'e tekrar. E, diyorsunuz ya Taliska gelirse. Taliska'yı alırsa 7, 4, o zaman bir formaya 6 tane hemen hemen üst kalite oyuncu talip olacak. Ya, Taliska, banko yazdım. Taliska'yı al da kim tahip olur? Olmaz Hayır, ama ne yapayım. yapacaksın o kadar adamı? Oxlade Chamberlain'den... İkili oynayacak tabii. Rebiçine mebiçine yani. Taliskaya geldi mi Chamberlain falan oynamaz ya onu söyleyeyim sana.